Fuat Kripto Aklın Danıştay Zaferi Cumhur İttifakı'na Kama Kripto FETÖ Aklının yargıdaki Kemalist damar eliyle devirmeye çalıştıkları Cumhur İttifakı'nın arasına nasıl bir kama sokacaklarını merakla bekliyordum. Çünkü böyle bir hazırlıklarının olduğundan haberdardım ama MHP'nin hassas olduğunu düşündükleri AK Parti'nin de karşısında durduğu bir konu bulmaları gerekiyordu sadece. Ses Danıştay'dan geldi. Danıştay 8. dairesinin dünkü kararını okuyunca oh mis dedim. Bir kez daha şapka çıkardım bu kripto akla. Verilen karar ilkokullarda öğrencilere okutulan ve Türk'üm doğruyumla başlayan, varlığım Türk varlığına armağan olsun diye biten ama 2013 yılında kaldırılan öğrenci andıyla ilgiliydi. Danıştay Milli Eğitim Bakanlığı'nın İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 12. maddesindeki öğrenci andını kaldıran kararını iptal etmişti kısaca öğrenci andı kaldırılamaz diyordu. Danıştay 8. Dairesi anayasayı paspas gibi ezdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter üzerinden açıkladı. Karar açıkça anayasayı ihlal etmekte. Bakan Gül, anayasanın 125 Taksim 4. maddesine atıfta bulunarak, anayasamıza göre Danıştay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez, bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu kabiliyetini aşar dedi. Bekir Bozdağ da güzel toparlamış. Öğrenci andı kararıyla Danıştay 8. Dairesi 1 hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aştı, 2 kendisini yürütmenin yerine koydu, 3 yürütmenin takdir hakkını yoksaydı, 4 dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullandı. Kısaca anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da hukuki süreç devam ediyor diye bir açıklama yaptı. Bakıyoruz yurtdışı kaçağı FETÖ'cü olmakla suçlanan Burak Akbay'ın gazetesi sözcü hemen uygulansın diye yangın yapıyor. Nedenini biliyoruz. Tahmin ederim MHP'li bir milletvekilini ya da il başkanını da sıkıştırıp görüşte alacaklardır ki bazıları daha şimdiden Twitter üzerinden yazıyorlar. Maalesef asıl amacın ne olduğunu gözden kaçırarak. Kararın gerekçesi tam bir trajedi. Ama tüm bunlar bir yana kararın gerekçesi çok trajik. Hukukçularımızın seviyesi acıklı hakikaten. Kendisiyle çelişen ve ne yazık ki güldüren de bir metin. 1. Bu metin yerleşik ve istikrar kazanmış bir uygulama ve 1933 yılından beri okutuluyor. O vakit okullarda 1930'lu yıllardan gelen ve yakın tarihte kaldırılan tüm uygulamaları da geri alalım. 2. Öğrenci andı kaldırılmadan önce bilimsel ve pedagogik araştırma yapılmadı. Şaka gibi. Sanırım ne dediklerinin farkında değiller. Bu ülkede bin yıldır kullanılan alfabe yazı kaldırıldı. Geçmişle tüm bağlarımız bir gecede koparıldı ve Latin alfabesine geçildi. Bilimsel ve pedagogik araştırma mı yapıldı? Üstelik yapılması gerekirdi. Öğrencilerin hayatlarını alt üst eden, e, hatta tüm Türkiye'yi karman çorman eden bu alfabe nedeniyle. 3- Öğrenci andı ülkeye aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Tam tersine aidiyet duygusunun canına okudu. Yıllarca dağlara, taşlara "Ne mutlu Türk'üm" diyene yazıldı. Kürt çocuklarına zorla "Türküm, varlığım Türk varlığına armağan olsun" dedirtildi. Bunun adı tam anlamıyla faşizimdi ve bu andı da zaten ülkenin temeline dinamit koysun diye sokan Reşit Galip adlı bir faşistti. Andı bu ülkeye sokan Türkçe ezan zulmünün de mimarı Reşit Galip'ti. Amaç Türk olmayan etnisitelere Türk ırkını dayatmaktı. Hitler nazizmi de Almanya'da aynı andın benzerini feda kültürüyle bezenmiş olarak okullarda öğrencilere okutturuyordu. Unutmadan Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün de mimarıydı. İnsanları kafa taslarına göre sınıflayan sözde bilim insanıydı. Tam Danıştay 8. dairesi üyelerinin aradığı cinsten. Mimar Sinan'ın Ermeni değil mutlaka Türk olması gerektiğine inandıkları için mezarını açtırıp Kafatasını ölçen yaratıklar neslinin yüzide evlatlarındandır eşit galip. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde toplumu formatlamak üzere çocuklar içtimaya dizilmez ve ırkçı sloganları içeren metinler okutulmaz. Bu metin Danıştay üyelerinin dediğinin tam tersine toplumu bölmek, ayrıştırmak ve geleceğe emanet edeceğimiz ve geleceğe hazırlayacağını umduğumuz gençleri birbirine düşürmekten başka bir işe yaramadı yıllar boyunca. Bu ant ırkçılıktır ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği üzere ne yazık ki günümüzde Kültürel ırkçılık da gün geçtikçe veba gibi yayılmaktadır. Bu karar tam da bu sözlerin söylendiğinin ertesi günü çıkmıştır. Ne tesadüftür ki. Etnik milliyetçiliği besleyen ve etnik terörizme kapıları aralayan her türlü uygulama hukuk dışıdır, ahlak dışıdır. Bu böyle biline. Fuat Uğur, Türkiye